Evet arkadaşlar, şimdi Birinci Dünya Savaşı'na geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın önce nedenleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklar nedenleri genel ve özel nedenler diye ayırır. Genel olarak nedenlerine bakacak olursak arkadaşlar, ham madde ve pazar arayışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik, Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı, silahlanma yarışı, devletler arası bloklaşmalar, çıkar çatışmaları, bunlar genel olarak Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleridir. Devletler arası bloklaşma dedik arkadaşlar. Dünya devletlerini iki bloğa ayırıyoruz. İttifak devletleri ve İtilaf devletleri olmak üzere. İttifak bağlaşma devletleridir. İtilaf anlaşma devletleridir. Savaş ilk başladığı zaman şu grupta arkadaşlar savaşa dahildir. Sonradan katılan devletlerimizi ayırdık bu şekilde. Şimdi özel nedenlere gelecek olursak arkadaşlar, ittifak bloğu, anlaşma bloğu. Almanya'nın İngiltere ile arasında sömürge rekabeti vardır. Almanya siyasi birliğini geç tamamlayan bir devlettir ve sömürge yarışına da geç girmiştir. Ve İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmiştir. Almanya ile İngiltere arasındaki sorun sömürge rekabetidir. Almanya'nın Fransa ile arasındaki sorun ise Alsas-Lorraine bölgesidir. Maden kaynakları, maden bakımından zengin olan bir bölgedir. Alsas-Lorraine bölgesi. Avusturya Macaristan'ın Rusya ile olan sorunu Balkanlardır arkadaşlar. Rusya'nın Balkanlarda izlemiş olduğu panslavist politika vardır. Avusturya Macaristan da Balkanlarda yer alan bir devlet olduğu için yayılma amacına gidecektir. İki devletin çıkarlarının çakıştığı nokta Balkan topraklarıdır. İtalya arkadaşlar, İtalya'ya dikkat edelim. Çünkü önce İttifak bloğunda savaşa dahil olmuştur. Ancak gizli anlaşmalarla İtalya'ya Osmanlı topraklarından bazı bölgeler vaat edildiği için İtalya savaş sırasında taraf değiştiren devlet olmuştur ve İtilaf grubuna geçmiştir arkadaşlar. İttifak bağlaşma bloğuna sonradan katılanlar Osmanlı ve Bulgaristan'dır. İtilaf bloğuna sonradan katılanlar İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Japonya ve bu devletleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Savaşı başlatan olay nedir arkadaşlar? Savaşı başlatan olay, yani savaşın görünen nedeni, Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'yı gezisi sırasında Sırplı bir genç tarafından, Frincip tarafından öldürülmesiyle savaş başlamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi. Osmanlı nasıl katılmıştır savaşa? Gobel ve Breslav adındaki iki Alman gemisi savaştan kaçıp Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır ve Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını açıklayarak isimlerini değiştirmiştir. Yavuz ve Midilli olarak isimlerini değiştiriyor ve bu gemilerin Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı Devleti fiili olarak savaşa katılmıştır. Ve Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmiştir arkadaşlar. Neden Almanya'nın yanında girdim? Şimdi Osmanlı açısından nedenlerimiz farklıdır. Almanya açısından nedenlerimiz farklıdır. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girme nedenleri, Osmanlı siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Daha öncesinde kaybetmiş olduğu yerleri geri almak istiyor. Ve İttihatçıların o dönemde bir Alman hayranlığı vardır. Kesin olarak savaşı kazanacağı düşüncesinden dolayı Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa katılmıştır. Peki Almanya neden Osmanlı Devleti'nin yanında istemiştir? Yeni bir devletin savaşa katılması demek Almanların yükünün hafifletilmesi demektir. Yeni cepheler açılması demektir. Ve Osmanlı'daki halifelik gücünden yararlanmak için Almanya Osmanlı'yı kendi yanında istemiştir arkadaşlar. Şimdi şurada bazı devletler var arkadaşlar. Savaşın süresini kısaltan devlet ABD'dir. ABD'nin savaşa dahil olmasıyla savaşın süresi kısalmıştır. Savaşın süresini uzatan devlet ise Osmanlı Devleti'dir arkadaşlar. Çanakkale cephesinin kazanılmasıyla savaşın süresi uzamıştır. Savaşta taraf değiştiren devlet, biraz önce de söyledik, İtalya'dır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında rejim değiştiren devlet ise Rusya'dır. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmıştır ve bu ihtilal sonucunda Çarlık Rusyası yıkılmıştır. Yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. Savaştan ilk çekilen devlet Japonya'dır. Savaşa son katılan devlet ise Yunanistan'dır arkadaşlar. Şimdi savaş sırasında gizli anlaşmalara bakalım arkadaşlar. Bu gizli anlaşmalar
nelerdir, kimler yaptı, amaçları ne? Gizli anlaşmaları yapanlar İtilaf devletleridir. Yani şuradaki dört devlet. İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya kendi aralarında oturuyorlar ve Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. Amaçları budur. Osmanlı topraklarını paylaşmaktır. Bu paylaşımı uygulamaya koyduğu yer Monroe Ateşkes Anlaşması'dır. Ancak gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet ise Rusya olmuştur arkadaşlar. Sebebi de Rusya, Kafkas cephesinde biz Rusya ile savaşıyoruz ve Rusya'da ihtilal çıkıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Bolşevik ihtilali çıkmıştır ve bu ihtilalden dolayı geri çekilmiştir. Dünyaya duyuran devlet Rusya'dır. 6 tane gizli anlaşmamız var arkadaşlar. Birincisi İstanbul Anlaşması, diğer adıyla Boğazlar Anlaşması. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılmıştır. Rusya'ya Boğazlar bölgesi verilmiştir. Londra Anlaşması İngiltere, Fransa, İtalya arasında yapılmıştır. İtalya'ya Batı Anadolu bölgesi verilmiştir. McMahon Anlaşması Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile İngiliz Vali McMahon arasında yapılmıştır. Ve bunlar Araplara bağımsızlık vaat etmişlerdir. Araplara Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları takdirde bağımsızlık vaadinde bulunmuşlardır. Hatta bazı cephelerde Araplardan kaynaklı Osmanlı Devleti yenilgiye uğramıştır diyebiliriz. Bazı cephelerde başarısız olmuştur diyebiliriz. Sykes-Picot Anlaşması İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır. İngiltere'ye günümüzde petrol bölgeleri diyebileceğimiz Musul, Kerkük, Ürdün, Irak ve çevresi verilmiştir. Fransa'ya ise Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz verilmiştir. Petrograd Sözleşmesi ya da Petrograd Protokolü Rusya'ya İstanbul Boğazlar Anlaşması ile Boğazlar bölgesi verilmişti ve Rusya'ya bu boğazlara ek olarak Doğu Anadolu bölgesi verilmiştir. Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması da İtalya'ya Londra Anlaşması ile Batı Anadolu bölgesi verilmişti. Bu Batı Anadolu bölgesine ek olarak Akdeniz bölgesi verilmiştir arkadaşlar. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda cepheler konumuz var. Cepheleri 3'e ayırdık. Taarruz cephesi, yani saldırı cephesi, savunma cepheleri ve müttefiklerimize yardım amaçlı açılan cepheler. Bunlar 3 tanedir. Galicia, Romanya, Makedonya'dır. Savunma cephelerimiz Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Suriye, Filistin cephesi ve Hicaz-Yemen cephesidir. Taarruz cephemiz de 2 tanedir. Kafkas cephesi, Doğu cephesi ve taarruz cephesi olmak üzere. Bu cephelerden bazılarına yıldız atacağım. Yıldız attıkları Mustafa Kemal'in katıldığı cephelerdir arkadaşlar. Kafkas cephesine katılmıştır, Çanakkale cephesine katılmıştır ve Suriye, Filistin cephesine katılmıştır Mustafa Kemal arkadaşlar. Şimdi Kafkas cephesiyle başlayalım. Kafkas cephesinin diğer adı Doğu cephesidir arkadaşlar. İlk açılan cephedir. Ruslara karşı açılmıştır arkadaşlar. Saldırı cephesidir. Yani biz saldırıyoruz. Nedenlerini bizim açımızdan bakacağız arkadaşlar. Elviye-i Selase'yi Ruslardan geri almak. Elviye-i Selase 3 ilin ismidir arkadaşlar. Elviye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum'un ismidir arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum'u Ruslardan geri alabilmek. Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak, Pan-Türkizm yani Turancılığı gerçekleştirmek, Bakü petrollerine sahip olmak ve Rusların Doğu Anadolu'daki etkinliğini azaltmak Kafkas cephesinin nedenlerindendir arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk açılan cephedir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin savaştığı ilk cephedir. Doğu Anadolu'da Ruslara karşı açılan bir cephedir. Komutan Enver Paşa'dır. Harekat noktası Erzurum'dur arkadaşlar. Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı başlatmış ve Osmanlı Devleti'nde büyük kayıplar vermiştir arkadaşlar. Sarıkamış Harekatı ve Ruslar karşı saldırıya geçerek Muş, Bitlis, Van, Erzincan ve Trabzon'u işgal etmişlerdir arkadaşlar. Ermeniler zararlı cemiyetler kurmuşlardır Anadolu'da. İsmi de Hınçak ve Taşnak adıyla Ermeniler Anadolu'da zararlı cemiyetler kuruyorlar. Ve Osmanlı Devleti Ermeni katliamlarını önleyebilmek için Osmanlı Mebusan Meclisi'nden bir yasa çıkarmıştır. Buna tehcir yasası denir. Diğer adıyla zorunlu göç yasası demektir arkadaşlar. Ermenilerin zorunlu göç yasası, tehcir yasasıyla Ermeni katliamlarının önüne geçebilmek için çıkartılan bir yasadır arkadaşlar. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde 16. Kolordu'nun başına atanmış ve Rusların elinden Muş
ve Bitlis'i kurtarmıştır arkadaşlar. Savaşın sonlarına doğru Rusya'da bir Ekim devrimi yaşanmıştır. Yani bir ihtilal çıkmıştır, Bolşevik ihtilali. Ve bu ihtilalden dolayı Rusya Osmanlı Devleti ile 3 Kasım 1918'de Brest-Litovski anlaşmasını imzalayarak işgal etmiş olduğu Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir arkadaşlar. Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasına rağmen toprak kazandığı bir cephedir arkadaşlar. Şimdi geldim Kanal cephesine. Kanal cephesi Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında açılan bir cephedir. Neden açıldı bu cephe? İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için, Süveyş kanalını ele geçirebilmek için, Mısır'ı geri alabilmek için bu cephe açılmıştır. Bahriye Nazırı Cemal Paşa Sina Çölü'nü aşarak Süveyş kanalına saldırmıştır. İngilizlerin güçlü savunmaları karşısında Osmanlı başarısız olmuştur bu cephede arkadaşlar. Çanakkale cephesi ile devam ediyoruz. Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasındadır. Çanakkale cephesi İngiliz ve Fransız birliklerinin Boğazlara yönelik saldırısıyla başlar arkadaşlar. Çanakkale cephesinin açılma nedenleri müttefikleri olan Rusya'ya karadan ve denizden yardım götürmek istiyorlar. İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istiyorlar. Balkan devletlerini kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Osmanlı Devleti'nin Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısını kesmek istiyorlar. Osmanlı'nın olası bir Hindistan bölgesine saldırısını engellemek gibi nedenleri vardır arkadaşlar. Çanakkale cephesinin nedenleri. Çanakkale savaşları İngiliz ve Fransız donanmalarının 1915'te Çanakkale Boğazı'nı bombalamasıyla başlamıştır. Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar ve Türk topçularının isabetli atışları sonucu yenilerek geri çekilmişlerdir. Denizde başarı elde edemeyen müttefikler bu sefer kara savaşları için hazırlık yapmışlardır. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan getirilen Anzaklar ile birlikte İngiliz ve Fransızlar saldırıya geçmişlerdir. Ancak Mustafa Kemal bu cephede arkadaşlar ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü söylemiştir. Anafartalar, Cunkbayırı, Arıburnu, Aslantepe, Kireçtepe, Seddülbahir, Kilitbahir bölgelerinde Türk ordusu başarıyla mücadele etmiştir ve Çanakkale geçilemez yazdırmıştır. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamışlardır ve tek başarılı olunan bir cephedir Çanakkale cephesi arkadaşlar. Sonuçlarına baktığımda bekledikleri gibi olmadı. Çanakkale'ye geçemediler ve bu yüzden savaşın süresi 2 yıl daha uzamıştır. Mustafa Kemal'in rütbesi albaylığa yükselmiştir. Amaçları Rusya'ya yardım götürmekte. Rusya'ya yardım gidememiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde başarı elde etmesinden sonra Bulgaristan savaşa dahil olmuştur. Ve Bulgaristan'ın savaşa girmesi demek Osmanlı Devleti'nin Almanya ile kara bağlantısını sağlanması demektir. Mustafa Kemal'e Anafartalar Kahramanı unvanı verilmiştir. Yaklaşık 500 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Çanakkale cephesinden sonra Mustafa Kemal hamdolsun İstanbul'u kurtardık sözünü de söylemiştir arkadaşlar. Çanakkale cephesinden sonra geldim Irak cephesine. Osmanlı Devleti İngiltere ile savaşır arkadaşlar. Nedenlerine bakacak olursak Irak petrollerini ele geçirmek, Türklerin İran üzerine Hindistan'a ulaşmasını engellemek gibi nedenleri vardır arkadaşlar. İngilizler Türk ordusu Kutulamar adı verilen bölgede İngiliz ordusunu durdurmuştur. Ancak İngilizlerin güçlü savunmalarından dolayı, takviye gelmesinden dolayı Irak'a ilerlemişler ve Bağdat'ı ele geçirmişlerdir. Başarısız olunan bir cephedir Irak cephesi arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesine geldiğimde yine Osmanlı Devleti İngilizlerle savaşıyor. Nedenleri İngilizlerin kutsal bölgeleri ele geçirmek istemesi, İngilizlerin bölge petrolünü ele geçirmek istemesidir arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesinde Fahrettin Paşa Medine savunmasıyla ünlenmiştir arkadaşlar ve Medine savunmasından dolayı kendisine çöl aslanı ya da çöl kaplanı unvanı verilmiştir. Bu cephede Osmanlı Devleti'nin başarısız olduğu bir cephedir ve ümmetçilik diğer adıyla İslamcılık düşüncesi önemini yitirmiştir bu cephede arkadaşlar. Suriye Filistin cephesine geldiğimde Mustafa Kemal'in katıldığı bir cephedir arkadaşlar. Aynı zamanda Kanal cephesinin devamı niteliğinde olan bir cephedir. İtilaf devletlerinin amacı Anadolu'ya güneyden girmek, Suriye petrollerini ve Kudüs'ü ele geçirmektir. Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirilmiştir. Başarısız olan bir cephedir arkadaşlar Suriye Filistin cephesi.
Şimdi ABD'nin savaşa girmesi, Wilson ilkeleri, Paris Anlaşması'ndan ve sonuçlarından bahsedeceğiz. ABD'nin savaşa girmesi, savaşın kısa sürede bitmesine neden olmuştur. Bunun nedeni Wilson ilkeleridir arkadaşlar. ABD Başkanı Wilson bir bildiri yayınlamıştır ve bu bildiriye baktığımızda bunun yayınlanma amacı arkadaşlar devletler arasında barışı sağlayabilmek için bu bildiriyi yayınlamıştır. 8 Ocak 1918'de bildirinin maddelerine bakacak olursak yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Ve bu madde savaşın kısa sürede bitmesine sağlamıştır arkadaşlar. Dünya barışını sağlayabilmek için bir teşkilat kurulacaktır. Yani Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti'nin diğer adı arkadaşlar Cemiyeti Akvam'dır. Dünya barışını sağlayabilmek için Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kurulacaktır. Milletler kendi geleceklerine kendileri karar verecektir. Sömürgecilik yapılmayacaktır. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacaktır. Polonya Devleti kurulacaktır. Boğazlar herkese açık olacaktır. Alsas-Lorraine Fransa'ya geri verilecektir. Osmanlı Devleti içinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler, Türklere azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıklara verilecektir, bırakılacaktır gibi maddeleri vardır arkadaşlar. Ve bundan dolayı savaşın süresi kısalmıştır arkadaşlar. Şimdi ateşkes ve barış anlaşmalarına bakacak olursak hangi devletle ateşkes, hangi devletle barış anlaşması yapıldı? Ateşkes ve barışın önce tanımını söylemek istiyorum. Ateşkes savaşı kısa süreliğine durdurmaktır. Ateşkesten sonra iki ihtimal vardır. Ya savaş tekrar başlayacaktır ya da devletler arasında uzun süren bir barış süreci başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi Almanya ile Rotterdam ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Almanya ile ileride Versailles barış anlaşması imzalanmıştır. Avusturya Macaristan'la Villa Guste ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Tabi ilerleyen dönemde 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri de imparatorluk yapısındaki devletler parçalanmıştır. Yerine milli devletler kurulmuştur. Barış anlaşması imzalandığında Avusturya ve Macaristan ayrılacaktır. Avusturya ile Saint Germain barış anlaşması, Macaristan'la da Trianon barış anlaşması imzalanmıştır. Bulgaristan'a geldiğimde Selanik ateşkes anlaşması, Nüey barış anlaşmaları imzalanmıştır. Osmanlı'ya geldiğinde Mondros Ateşkes Anlaşması ve Sevr Barış Anlaşması imzalanmıştır. Sevr'in üzerine çarp atıyorum. Ölü doğan bir anlaşma, geçerliliği olmayan bir anlaşmadır arkadaşlar. Şimdi Paris Barış Konferansı'na geldim. 18 Ocak 1919'da toplanmıştır. Toplanma amacı bu konferansın yenilen devletlerle yapılacak olan barış anlaşmalarının esasını belirlemek için toplanan bir konferanstır. Bu konferansta neler görüşüldü? Genel olarak Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verilmiştir. Manda ve Himaye Yönetimi kurulmuştur. Sömürgecilik isim değiştirmiştir arkadaşlar. Manda ve Himaye ismini almıştır. Gizli anlaşmalarla Rusya'ya verilen yerler paylaştırılmıştır. Çünkü Rusya savaştan çekilmişti Kafkas cephesinde arkadaşlar. Gizli anlaşmalarla yine İtalya'ya verilen Batı Anadolu bölgesi İtalya yerine bu sefer bu konferansta Yunanistan'a verilmiştir. Önemli bir bilgidir arkadaşlar. Soru çıkma olasılığı yüksektir ve İtalya'ya vaat edilen Batı Anadolu bölgesinin Yunanistan'a verilmesi bize İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığının başladığını göstermektedir arkadaşlar. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak ittifak grubu ağır bir yenilgi almıştır arkadaşlar. Önce Avusturya Macaristan, sonra Bulgaristan, Almanya ve Osmanlı Devleti sırayla savaştan çekilmiştir. İmparatorluklar parçalanmıştır, yerine milli devletler kurulmuştur. Sömürgecilik isim değiştirmiştir, Manda ve Himaye ismini almıştır. Savaşta ilk kez denizaltı, zırhlı araç, zehirli gaz kullanılmıştır. Kalıcı barışı sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Savaştan en karlı çıkan devletler İngiltere ve Fransa'dır. 10 milyona yakın da insan hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsedeceğiz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı bizim adımıza imzalayan kişi Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Yunanistan'ın Livni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon zırhlısında imzalanmıştır arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiren bir anlaşmadır bu Mondros Ateşkes Anlaşması. Maddelerine baktığımızda 7. ve 24. maddeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Daha çok bu maddelerden soru gelir arkadaşlar. 7. madde, İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. Çok tehlikeli bir maddedir arkadaşlar. Çünkü yer ismi yok, zaman ismi yok.
Bu maddenin yorumu şu şekildedir. İtilaf devletleri yapacak oldukları işgallere yasal bir zemin hazırlamışlardır arkadaşlar. 24. maddeye geldiğimizde vilayeti sitte olarak adlandırılan 6 ilde Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır'da bir karışıklık çıkarsa işgal edilebilecektir. Bu maddenin yorumu ise arkadaşlar doğuda kurulması planlanan Ermeni devletinin temelini atmaktır arkadaşlar. Bunun dışındaki maddeler Osmanlı orduları terhis edilecektir, silahlar teslim edilecektir, boğazlar itilaf devletlerine açık olacaktır, ulaşım ve iletişim araçlarına el konulacaktır, tersane ve limanlara el konulacaktır. Osmanlı içerisinde bulunan Avusturya ve Almanya'ya ait subay ve diplomatlar sınır dışı edilecektir. Osmanlı'yı her bakımdan fiilen bitiren bir anlaşmadır Mondros'un önemi arkadaşlar. Osmanlı Devleti savunmasız bir duruma düşürülmüştür. İşgaller için yasal bir zemin oluşturmuştur İtilaf Devletleri arkadaşlar. Çok tehlikeli maddeleri vardır. Osmanlı'yı fiilen bitiren bir anlaşmadır. Ki Mondros Ateşkesi'nden sonra da İtilaf Devletleri Anadolu'nun farklı yerlerini işgal edeceklerdir. Bakalım kim nereye işgal etmiş? İşgale uğrayan ilk Osmanlı toprağı Musul'dur arkadaşlar. Musul'u işgal eden İngiltere'dir. İşgale uğrayan ilk Osmanlı toprağıdır. Anadolu'da ise işgale uğrayan ilk yer Hatay'dır. İşgal eden Fransızlardır. Bu işgallere karşı halkın göstermiş olduğu ilk direniş harekatı Hatay Dört Yol'da başlamıştır. Ve Fransızlara karşı ilk direniş harekatı başlar. Ortak işgal edilen yer İstanbul'dur, Boğazlardır. Batı Anadolu bölgesinde İzmir ve çevresini Yunanlılar işgal etmiştir. Akdeniz ve Anadolu'nun güneybatısını İtalyanlar işgal etmiştir. Doğu Anadolu'nun bir kısmı ile Trabzon ve çevresini ise İngilizler işgal etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablom var. Birinci Dünya Savaşı'nda padişah kimdi? Mustafa Kemal nerede görevliydi? Ve başta bulunan hükümet kimdi arkadaşlar? Ve Birinci Dünya Savaşı ve Mondros şeklinde ayırdık. Birinci Dünya Savaşı sırasında padişah 5. Mehmet Reşat'tır. Mondros Ateşkesi imzalandığında da padişah değişiyor. 6. Mehmet Vahdettin olmuştur. 1. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşe militer olarak görevlendirilmiştir. Mondros Ateşkesi Anlaşması imzalandığında da Mustafa Kemal Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda başta bulunanlar İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıdır. Mondros Ateşkesi imzalandığında başta bulunanlar Ahmet İzzet Paşa hükümetidir diyebiliriz arkadaşlar. İşgallerden sonra arkadaşlar Yunanlılar Batı Anadolu bölgesini işgal etti demiştik. Yunanlılar 15 Mayıs'ta İzmir'i işgal etmişlerdir ve işgale karşı ilk tepki Hukuki Beşer gazetesinin yazarı Hasan Tahsin'den gelmiştir. Yunanlılara ilk kurşun atan kişidir arkadaşlar ve Yunanlıların İzmir'i işgali Anadolu'da büyük bir tepki uyandırmıştır. Aynı zamanda ABD bölgeye inceleme yapması için bir komisyon görevlendirmiştir. Komisyon ülkemize gelir, İtalya'da inceleme yapar ve raporunu hazırlar. Raporun ismi Amiral Birestrol raporudur. Önemi de şudur, Türklerin haklılığını bildiren ilk rapordur arkadaşlar.